Zamlar yağmaya devam ediyor. Yine kendi topraklarımızdan söz ediyoruz. Benzin zam mı, akaryakıt zam mı, doğal gaz zam mı, elektrik zam mı ve tabii çarşıya pazara çıktığımızda, marketlere, dükkanlara gittiğimizde, bakkala, manava, kasaba gittiğimizde, kasaba giden bile var yani, o arada onu da söyleyeyim. Gördüm birkaç kişi geçen gün kasabın kapısından böyle çıkıyorlardı. Paltonun yakalarını şöyle kaldırmışlar, gizlice etrafa bakınarak çıkıyorlardı. Kasaba giden bile var. Oraların raflarına baktığımızda da oralara da zam yağıyor. Yani ceplerimize roketler, bombalar düşmeye devam ediyor. Bunu bu sabahki enflasyon verileri açıklandığında gördük. O meseleyi de ele alacağız. Gündemin en önemli maddelerinden biri olarak saat 10 itibariyle en üst sıraya tırmandı kaçınılmaz olarak. Tabii uluslararası gelişmeleri, kuzeyimizde devam eden Rusya-Ukrayna çatışmasını, daha doğru tanımlamak gerekirse Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını konuşacağız. Ve dün Sağlık Bakanı tarafından virüsün adeta bittiği anlamına gelen, yani kendince, kendi kafasınca bittiği anlamına gelen önlemlerdeki, koronavirüs önlemlerindeki o radikal değişiklikleri konuşacağız. Gündemin başlıklarıyla başlayacağız ve tabii ardından da gazetelere okuyacağız. Televizyon, sosyal medyadan seçtiklerimiz ve köşe yazarlarından alıntılar olacak. Gelin medya terapiye, gündemi hatırlayarak başlayalım. Sabah onu bekledik yine. Esas olarak da ekonomistler, daha doğrusu bu işi yakından takip edenler bekledi. Gerçi sıradan vatandaşın artık çok umurunda değil bu sayılar, bu veriler. Enflasyon ne olmuş, büyüme oranı ne olmuş, işsizlik ne olmuş, neye ne kadar zam gelmiş, artık günlük rutinimiz haline geldi. Çıktığımız zaman her şeye, iğneden ipliğe, her türlü mal ve hizmete daha fazla para ödemek, bunun karşılığında da gelirimizin daha hızla azaldığını görmek artık yaşamımızın bir parçası oldu. Nitekim bugün saatler tam onu gösterdiğinde Türkiye İstatistik Kurumu'ndan da veriler açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine baktığımızda Şubat ayında, yani geçen bir aylık süre içinde %4 küsur bir enflasyon var. Tam olarak da ne olduğunu söyleyelim. %4,81, yani 5'e yakın bir enflasyon. %54,4 de yıllık bazda enflasyon. Yani tüketici fiyat endeksi dediğimiz endeksin oranları bu. Üretici fiyat endeksinde ise 3 haneli sayılar görülmeye başlandı. Yıllık artış %105,01'e ulaştı. Saat onu göstermeden yaklaşık 4-5 dakika önce ENAG adlı Enflasyon Araştırma Grubu isimli bir grup bilim insanının, bir grup ekonomistin yaptığı alternatif hesaplamanın da sonuçları duyuruldu. Bu Profesör Doktor Veysel Ulusoy hocamızın başkanlığında, ya da onun da katılımıyla bir grup bilim insanı alternatif bir hesaplama yöntemiyle, daha doğrusu alternatif veriler ortaya çıkaracak bir çalışma yapıyor. Onların yaptığı hesaba göre de Şubat ayında enflasyon, yani tüketici fiyat endeksi %5 civarında ve yıllık %123,80. Yani ENAG'la TÜİK'e baktığımızda Şubat ayı ile ilgili olarak benzer bir sayı ortaya çıkmış. %4,81, %5, birbirine yakın sayılar, ama ENAG'la TÜİK'in yıllık enflasyon karşılaştırmasını yaptığımızda TÜİK, yani resmi veriler %54,4, ENAG %123,80. İşte mal ve hizmet gruplarına göre en çok nerede arttı fiyatlar, yani enflasyona en çok neyin katkısı olduğu dendiğinde de bakıyoruz yine TÜİK'in yaptığı açıklamaların o dökümlerine, yani alt kırımına göre de ulaştırma en yüksek artış oranında %75,75 ile ulaştırma. Herhalde buna işte tren bileti, vapur bileti, otobüs bileti, metrobüs bileti, uçak bileti filan katılıyor. %75,75 ile ulaştırma, %64,83 ile ev eşyası ve %64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler olmuş. Yani demek ki alkollü içecekleri katmıyorlar. Çünkü alkollü içecekleri kattığın zaman %500 falan enflasyon hesabı çıkması lazım. Yani kabaca söylüyorum, şaka söylüyorum, ama böylesine hani gruplar halinde en yüksek fiyat artışının nerelerde yaşandığı görülmüş. Akaryakıtın zaten hali malum. Bu sabah biraz da böyle eğlenceli bir tweet attım. Dedim ki bir varmış bir yokmuş. Ülkenin birinde insanlar gece yarıları kuyruğa girip akaryakıt alınca
ucuza aldıklarını zannediyorlarmış. İşin daha da kötüsü, bu akaryakıtı dün ne kadar aldıklarını unutuyorlarmış. Yarın ne kadar alacakları onları hiç ilgilendirmiyormuş diye de bir tweet attım. Gerçekten de iş artık trajikomik bir hale geldi. Hemen her gün, hemenini de kaldırayım, her gün artık akaryakıta bir zam geliyor. Ve önceden de haberli geliyor. Yani deponuzu alıyor, deponuzu dolduruyorsunuz. Daha benzin istasyonundan çıkarken hani cep telefonunuzda böyle haberleri takip ediyorsanız oraya flash bir haber düşüyor. Merak etmeyin, yarın 1 lira bilmem kaç kuruş daha geliyor. İşte motorin mi, benzin mi, LPG mi ne kullanıyorsanız sürekli olarak zam gelen, adeta o istasyonlardaki dijital göstergelerin, sayaçların fıldır fıldır döndüğü, yani artık gözle takibin bile mümkün olmadığı bir ortama sürüklenmiş, evrilmiş bulunuyoruz. Akaryakıt zamları sadece bizim kişisel araçlarımızı doldurduğumuz ya da kişisel araçlarımızın deposunu doldurduğumuz bir zam anlamına gelmiyor. Kendi hesabıma konuşayım. Artık kişisel aracımı 40 yılın başında kullanıyorum. Gerçekten hani benzin istasyonuna en son ne zaman gittiğimi hatırlamıyorum. Herhalde geçen ay falan gittim. Geçen ay gittikten sonra 3 gün uykularım kaçtı. Yani öyle söyleyeyim. Ayıptır söylemesi, benim aracın deposu da biraz büyükçe. Ama o günden beri akaryakıt almıyorum. Arabayı da kullanmıyorum. Niye? Çünkü uykularımın kaçmasını istemiyorum. Hani birazcık da kendi kendimi kandırarak rahat uyumak istiyorum. İşin şakası bir yana, hani benim gibi bazı insanlar işte toplu ulaşımı kullanarak bu işin üstesinden gelmeye çalışıyor. En azından belli bir süre. Yani aracı, özel aracı çok gerekli olduğu koşullarda, durumlarda falan kullanmaya çalışıyorum. Ama her gün uzak mesafelere gitmek zorunda kalan, gidip gelmek zorunda kalan ve işi gereği aracını kullanması gereken insanların işi gerçekten çok zor. Şimdi toplu ulaşımı kullananların da işi zor. Naçizane ben işte basın kartım nedeniyle toplu ulaşımı ücretsiz kullanıyorum. Bize sağlanmış öyle bir ayrıcalık var. Mesleki bir ayrıcalık var. Başka mesleklere de tanınmış o. Ama her gün toplu ulaşıma da para vermek zorunda kalan, yani o kartını okutup oradaki bakiyeyi görmek zorunda kalan, zaman zaman da yetersiz bakiye uyarısıyla şöyle etrafa karşı mahcup duruma düşmek zorunda kalan insanların da halini tabii ki anlamaya çalışmak lazım. Bakın ulaştırmada %75.75 fiyat artışı yaşanmış yıllık bazda. Bu korkunç bir oran. Yani her gün işe otobüsle, trenle, metroyla, metrobüsle, vapurla, tramvayla gitmek durumunda olan insanların en çok canını yakan kalemlerden biri de ulaştırma sektöründeki zamlar. Belediyelere sorsanız ya da o ulaştırma sektöründeki toplu ulaşım araçlarını işletenlere, çalıştıranlara sorsanız, onlar da akaryakıt zammını ya da başka zamları, elektrik zammını adres olarak gösterecekler. Yani zincirleme olarak herkesin birbirini suçlayacağı bir ortamdan söz ediyoruz. Zamlarla ilgili olarak hükümetten yapılan açıklamalara baktığımızda, yani yavaş yavaş artık faturanın başka faktörlere, dış faktörlere kesilmeye çalışıldığına da tanık oluyoruz. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nden dün yapılan açıklamalara baktığımızda kuzeyi işaret etmeye başladılar bile. Ne yapalım, uluslararası çapta çok ciddi krizler var. Savaş çıktı. Savaş petrol fiyatlarını da etkiledi. Mesela işte bakıyorum uluslararası alanda işte bu Brent tipi petrol 130 liraya mı çıkmıştı? Pardon, 117 dolar olmuş varil fiyatı Brent tipi petrolün. Bu da tabii dolayısıyla akaryakıt fiyatlarına etki ediyor. Ne yapalım, pompaya zammı biz yapmıyoruz, Rusya yapıyor demeye getirecekler. Bu şekilde de bir kandırmacayla durumu idare etmeye çalışacaklar. İyi de hadi akaryakıtı o yaptı. Türkiye'de devletin kendi ürettiği mal ve hizmetlere yapılan zamları kim yaptı? Her zaman verdiğim örneği vereceğim. Malezya Maliye Bakanı ile Finlandiya'nın Milli Eğitim Bakanı bir araya geldiler. Yanlarına da Moğolistan Milli Eğitim Bakanı'nı aldılar. Onlar oturup bu zamları dizayn ettiler filan. Yani iş artık gerçekten hani cılkı çıkmış durumda. Ama bunun bir son olmadığını, yani bugün açıklanan verilerin bir son olmadığını, bunun tetikleyeceği, yani bu verilerin tetikleyeceği başka ekonomik faktörlerinde canımızı yakmaya devam edeceği
geleceğini biliyoruz. Mesela dövize bakalım. Dövizde nasıl bir manzara var? Hani 20 Aralık, 21 Aralık'ta o kur korumalı mevduat açıklamasını yaptıktan sonra dövizin frenine bastık, artık başarılı olduk. Dizginleri çektik ve o azgın atları durdurduk diyorlardı ya, 13 küsurlarda tutuyorlardı. Savaşın çıkmasıyla birlikte ve başka faktörlerle birlikte dolar da 14 liranın üzerine çıktı. Dün 14 lirayı aştı, şu sıralarda 14-13-30. Benim önümdeki ekranda da 14 lira 14 kuruş civarında seyrediyor. Euro'ya bakıyoruz, yani Amerikan dolarıydı o. Euro 15-70 civarında, 15-72'ye doğru gidiyor. Sterlin de 19 lirayı aşmış durumda. Benim önümdeki ekranda en azından 19 lirayı aşmış. Sizin gördüğünüz bu veride de 18.97'yi gösteriyor. Yani manzara hiç de iyi değil. İşte önümüzdeki günlerde faiz de açıklanacak. Faizin bu döviz kurlarına, enflasyona etkisi ne olabilir? Döviz kuru, faiz, enflasyon sarmalında neler yaşanabilir? Onları da hep birlikte göreceğiz. Ama hiç de iç açıcı olmayan bir manzaradan söz ediyoruz. Şimdi bugün işte gün boyunca KRT ekranlarında da dinleyeceksiniz, izleyeceksiniz. Ekonomistlerin yorumları olacak. Ekonomistler bunu izah etmeye çalışacaklar. Yani ENAG'ın %123.80'lik yıllık enflasyonuyla TÜİK'in açıkladığı %54.4 arasındaki bu devasa fark nasıl izah edilebilir? Peki aylık enflasyon nasıl birbirine bu kadar yakın? TÜFE ile ÜFE arasındaki bir makastan söz ediliyor. Yani tüketici fiyat endeksi ile üretici fiyat endeksi arasındaki makastan söz ediliyor. O makas nasıl kapanır? Tüketici fiyat endeksi o kadar yüksekken üretici fiyat endeksi o kadar yüksekken tüketici fiyat endeksi nasıl bu kadar düşük çıkabilir ya da çıkarılıyor olabilir? Bunların da izahını yapacaklardır. Biz sıradan vatandaşlar olarak bunun izahını yapmak durumunda değiliz. Bununla nasıl baş edeceğimizin hesaplarını yapmak durumundayız. Az önce akaryakıt fiyatlarından söz ettik. Şimdi Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı var. Bir kamu bankasının genel müdür yardımcısı Şenol Babuşçu. O Twitter'da bu sabah akaryakıt fiyatlarındaki artışlarla ilgili olarak enteresan bir tablo paylaştı. O tabloda akaryakıt fiyatlarının geçen yıllara oranla nasıl arttığına dair ilginç bir karşılaştırma göreceksiniz. Hazırsa arkadaşlar onu da ekrana getirelim. Geliyormuş, şu sıralarda Çatalca'dan, Batı'dan, E5'ten ilerlemeye başlamış. Geliyor o tabloda, yavaş yavaş gelmeye başladı. Nerede? Taksim'de mi şimdi? Geliyor gelmekte olan tablo. Biraz sonra o tabloyu getireceğiz. Yani akaryakıt fiyatlarındaki artış, hani diyoruz ya her gece sürekli olarak pompaya yansıyor diye, bakın Sayın Şenol Babuşçu nasıl bunu derlemiş. 2022 yılında akaryakıt fiyatlarındaki değişim, İstanbul'daki pompa fiyatları baz alınmış. Benzin 31 Aralık'ta 12 lira 31 kuruşmuş. 3 Mart itibariyle, yani bu sabah itibariyle 17 lira 43 kuruşa ulaşmış. Bakın neredeyse 5 liranın üzerinde bir zam. Oran %41.59. Fark tutarı da 5 lira 12 kuruş. Motorinde ne olmuş? Motorinde daha berbat bir tablo var. 11 lira 45 kuruşmuş 31 Aralık günü, yılın son günü. 3 Mart itibariyle, bu sabah itibariyle 17 lira 58 kuruş. Yani benzinle neredeyse başa baş şeye gelmiş, fiyata gelmiş. Zam oranı %53.54. Fark tutarı %6 lira 13 kuruş. Ve LPG, yani tüp gaz dediğimiz şey, 6 lira 3 kuruşmuş, 0.3 kuruş. 6 lira 3 kuruş LPG 31 Aralık'ta ve 3 Mart günü itibariyle de, bu sabah itibariyle 10 lira 68 kuruş. %77.11. Fark tutarı 4 lira 65 kuruş. Hani dün sabah da esprisini yapmıştım. Bana yıllardır abi çok yakıyor senin araba, tüp taktır bak daha hesaplı gelir diyenlere de buradan selam olsun. Tüp taktırsaydık 31 Aralık'ta 6 lira 3 kuruştan kullanacaktık litresini. Ya da işte metre küpü herhalde, o tüpte litre değil. Şeyde de bu sabah itibariyle 10 lira 68
kuruş %77.11. İnsafınız kurusun diyeceğim ama hani bu en kibar tabir olacak. İçimden daha farklı şeyler söylemek geçiyor da söyleyemeyeceğim. Bizden önceki yayında sevgili Ebru Ankara'dan İsmail Yükel arkadaşımıza bu enflasyonla ilgili olarak soruyu yöneltirken şöyle sordu. Neler hissediyorsunuz diye sordu. Ben eyvah dedim, şimdi İsmail bir patlayacak, kanalı kapatacaklar. Aman dedim içimden, İsmail dur, frene bas. Neyse İsmail de sinirlerine hakim oldu. Biraz kibar ifadelerle geçiştirdi. Gerçekten de hani işin şakası bir yana, bu zamlarla ilgili olarak, enflasyonla ilgili olarak ve özellikle de demin söylediğim gibi her gece, her gün artık o fırıl fırıl dönen akaryakıt istasyonlarındaki fiyat göstergeleriyle ya da o sayaçlarla ilgili olarak gerçek hissiyatımı söylemeye kalksam burada kanalı değil 5 gün 5 program kapatma cezasıyla 555 gün kapatırlar. Burada hepimiz ekmeğimizden oluruz. Tabii ki yapmayacağım onu. Efendi bir adamız netice itibariyle. En azından öyle biliniyoruz ortalık yerde. İşin şakası bir yana, artık bunlar tahammül edilemez boyutlara geldi. Türkiye ekonomik açıdan da, siyasi açıdan da, sağlık açısından da, eğitim açısından da, dış politika açısından da berbat yönetilen bir ülke durumundadır. Önümüzdeki manzara budur. Şimdi herkes değişik açılardan yaklaşıp şunu söyleyebilir. Efendim bütün dünyada ekonomik kriz var. Bütün dünyada fiyatlar artıyor. İşte savaşın etkisi vesaire. Bütün dünyada fiyatlar artıyor tabii ki. Kapitalist sistem dediğimiz sistemde bu olağanüstü, açgözlü, kar hırslı kapitalistlerin çevirmeye çalıştığı sistem artık işe yaramıyor, çalışmıyor. Fiyatlar her yerde artıyor. Yani fiyatların düştüğü bir yeri ben bilmiyorum. Ama insanların hayatını karartacak düzeyde değil. Dün Finlandiya'dan bir yakınım işte 2 liranın üzerine çıktığını söyledi benzinin litresinin. İyi de sizde enflasyon nedir kardeşim dedim. Yani hani böyle karşılıklı dertleşiyorduk. Sizde enflasyon nedir dedim. Dolayısıyla işte asgari ücreti, enflasyonu falan karşılaştırdık. 2 liralık benzin, yani litrede benzinin fiyatının orada da tabii tahammül edilemez bir şey olduğunu ama orada bizdeki gibi can yakmadığını da ortaya koyduk. Enflasyonla mücadele, döviz kurundaki artışla mücadele, efendim işte faizler meselesindeki politikalar, bunlar da total bir başarısızlık, topyekün bir başarısızlık söz konusudur. Bunun çaresi ülkenin başka bir anlayışla yönetilmesidir. Başka bir anlayış derken bir avuç azınlığın, bir avuç açgözlü azınlığın çıkarlarının değil, toplumun çoğunluğunun çıkarlarının gözetildiği bir ekonomik program, bir ekonomik iklim ve meselelere öylesine bir yaklaşımı olan bir iktidarın gelmesi, öyle bir siyasetin ülkenin yönetimine gelmesi, direksiyonuna oturmasıdır. Bunun da bir an önce sandık ortaya getirilerek yapılması lazımdır. Az önce